Değerli izleyenler, Çeşme'den Alaçatı 15 Eylül Stadyumundan sizlerle birlikteyiz. Alaçatı 15 Eylül Stadyumundan Çeşme'den sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Her iki takım da az önce sahaya çıktılar. Alaçatı takımı çok anlamlı bir pankartla sahaya çıktı. Aziz atamızın "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" pankartıyla sahaya çıktı Alaçatı Futbol Kulübü. 2023 yılının son cumartesi ve 2023 yılında bölgesel amatör lig 4. gruptaki son müsabakalar pazar gününden bugün alındı ve artık son yılın son puanlar için takımlar sahadaki yerlerini alacaklar bölgesel amatör ligde. Seremoniden ve İstiklal Marşı'ndan sonra sizlere takımların kadrosunu aktaracağım. İstiklal Marşımız. Ve İstiklal Marşımız. Evet, İstiklal Marşımızdan sonra Türk milletinin atar damarı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz atamızı da minnetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz değerli izleyenler. Hakem triosu ve oyuncular birbirlerine başarılar diliyorlar. Umarız fair play çerçevesinde bir müsabaka olur. Pozisyonu bol, keyifli bir müsabaka olmasını temenni ediyoruz. Artık son kontroller yapılacak. Top ve kale seçimi her iki takımın kaptanı Burak ve Serhat Maden. Bu müsabakadaki canlı yayın sponsorlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz değerli izleyenler. Evet, her iki takım kaptanı şimdi başarılar dilediler. Hakemlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Bölgesel amatörlük 4. grupta ev sahibi Alaçatı Spor 16 puanla 10. sırada. Konuk TK'yı Tavşanlı Lig Spor ise 21 puanla 4. sırada yer alıyor. Hedefe şampiyonluk parolasıyla giren iki takımın mücadelesi. Yine Alaçatı'da bu ligin bütçeli hedefi olan takımlarından. Onlar da buraya kadar, bu haftalara kadar umduklarını bulamadılar ligde. Ve artık hataya, puan kaybına tahammülü olmayan iki takım bugün Alaçatı 15 Eylül Stadyumunda karşı karşıya geliyor. Alaçatı takımında iki tanıdık isim de var. 55 sırt numaralı formasıyla Berkan Kahveci ve 9 sırt numaralı formasıyla Hakkı Tosun. Geçen yıl TK'yı Tavşanlı İnspor forması giyen oyuncular. Bu canlı yayındaki sponsorlarımız Tuşbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün ve Tavşanlı MHP Belediye Başkan Adayı Ali Ataş'a şükranlarımızı sunuyoruz değerli izleyenler. Onların katkılarıyla bu canlı yayını sizlere aktaracağız. Efendim? Evet, başladık. Siteden gireceksin. Site. Evet. Ve ilk düdük çaldı, müsabaka başladı. Hakkı Tosun'un vuruşuyla maç start aldı değerli izleyenler.
uzun gönderilen bir top. Umut Kadir uzaklaştırdı topu. Hasan karşıladı. Şimdi Emre Azim'in önünde kaldı. Emre topla hareket halinde Emre. Ünal peşinde Emre'nin. Emre'den bir çalım daha. Emre Berkan'ın müdahalesi ve serbest vuruş İspor'un. Taş çizgisine kaleyi çapraz gören bir noktadan şimdi serbest vuruş kullanacak. TK'yı tavşanlı İspor. Emre Azim henüz ayağa kalkmadı. Yine bildirim gelmedi diyordu. Değiştirebiliyor musun devrede? Çok adamla geldi ceza sahasının içerisine İspor. Umut Kadir topun başındaki oyuncu. 6 İsporlu oyuncu ceza sahasının içerisine ve içerisine ortaya gelen top Alaçatı defansı karşıladı. Ondan önce elle bir müdahalenin olduğunu düşünüyor hakem. En direkt serbest vuruş Alaçatı'nın. Hasan hemen başlattı. İsmail. Tufan. Top hala Tufan'ın ayağında. Arasan karşılamıştı onu. Taç atışını İspor'un. Giremiyoruz ya milleti. Erdi. Uzun gönderildi ortalana. Ünal kontrol etti. Topu kapan Ahmet Kağan oldu. Şimdi Zeki. Emir. Çizgiye paralel pası. Yine Zeki de top. Zeki rakibini geçti. Zeki toplu hareket halinde. Pasını bıraktı. Hüseyin Çıray kaleyi karşısına aldı. Hüseyin şutunu gönderdi ve topu out'a çıktı. He? Bakmadınız önceden. Nasıl bayrak çıktı anlamadım. Umut Kadir kullan taç atışını. Emrah'ta. Emrah. Ahmet Kağan. Ünal uzun gönderdi. Erdi'nin olduğu noktaya. Yasin hareketli orada. Onun kontrolünde top taca çıktı. Taçlı İspor'un. Umut Kadir'le taç atışını kullanacak İspor. Gelmiyor diyor millet. Zayıf. Ay şeyden de açamıyorlarmış. Abi yayın açamıyoruz millet desene ya. Çatır çatır arıyor millet. Şimdi en direkt serbest vuruş kullanılacak. Ev sahibi Alaçatı Spor takımı. İsmail uzun gönderdi. Emrah daha karşıladı orada. Erdi de var. Emrah daha. Emre Azim. Umut Kadir. Top şimdi kafalardan yere indi Yasin. İsmail karşıladı Alaçatı'da defansta. Ahmet Kağan yükseldi. Top hala yere inmedi. Oyun devam ediyor. Sezer. En son Emrah Dağ'da kaldı. Emrah Dağ'dan Emre Azim'e. Emre Azim. Emre Azim'den çok güzel bir paş. Hüseyin Çıray. Hüseyin önüne aldı. İçeride Arasan var. Tufan karşıladı topu. Ünal. Ünal Berkan paslaşması. Şimdi Erdi. Erdi. Emrah Dağ. Çok güzel paslaşmalar orada Lin Spor takımında. Zeki Kağan. Hüseyin Çıray. Emre Azim'in olduğu noktaya. Berkan geldi şimdi. Top Berkan'ın kontrolünde. İki kişi var. Baskı sonuç verdi. İçeriye gönderilen orta topu out'a çıkıyor. Orada Umut Kadir ve Emre Azim'in baskısı sonuç verdi.
İçeriye gönderilen topta hiçbir Linkspor oyuncunun teması olmadı ve topu out'a çıktı. Şimdi yerde olan bir oyuncu var, Emre Azim. Sağlık görevlileri oyuna davet ediliyor. Karşılaşmanın 6. dakikasının içerisindeyiz. Alaçatı 0, TK Tavşanlı İnspor 0. Maçın ilk dakikalarında topun hakimiyeti daha çok TK Tavşanlı İnspor takımında. Bu dakikaya kadar net bir gol pozisyonu yok. İnspor'un ilk dakikalardan itibaren baskılı oyunu devam ediyor değerli izleyenler. İsmail uzun gönderdi İsmail. Hakkı Tosun göğsüyle indirdi. Ünal. Zeki çok iyi geldi oraya. Topu kaptı. Şimdi Arasan. Arasan. Çıkardı pasını Arasan. Emrah da. Orada araya giren Fatih vardı. Erdiye. Top Alaçatı'da kaldı. Erdiye. Bıraktı pasını. Burak. İçeriye ortası Burak'ın. Kaleci Ramazan'da top. Ramazan Emre Azim'in olduğu noktaya. Emre topu kontrol edemedi. Top taca çıkıyor. Taç atışı ev sahibi Alaçatı'nın. Görebiliyor musun şurada? Abi bu şekilde millet bilmiyor ki. Sen bunu önceden öyle olacağını söyleyeceksin de. Şimdi face dedik, şey dedik, herkes para koyuyor. Şimdi taç atışını kullanacak Umut Kadir ile Linkspor. Umut Kadir. Emre Azim yerde kaldı. Hakem devam dedi. Şimdi Hüseyin Çıray topu tuttu. Top çizgiyi terk etmedi. Top hala Hüseyin Çıray'da. Hüseyin. Araya Sezer girdi şimdi. Top yine Linkspor'da kaldı. Emrah da önce çekti topu. Erdi girdi araya. Erdi. Defansın arkasına pas düşüncesi. Şimdi kendi yarı sahasından en direkt serbest vuruş kullanacak. Ev sahibi Alaçatı Spor. Bu müsabakadaki canlı yayın sponsorumuz Tunç Bilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün ve Tavşanlı MHP Belediye Başkan adayı Ali Ataş. Ali Ataş dünden bugünlere kadar gelen yarınlar için var bir hayalimiz diyor. Tavşanlı Belediye Başkan adayı Ali Ataş. Şimdi Burak. Burak'ın pası isabetsiz. Taşlı İnspor'un. Şimdi Hüseyin olduğu noktaya uzun bir pas. Hasan rahatsız etmiştir rakibini. Hakkı Tosun. Topu hareketlendi. Bayrak havada. Offside. En direkt serbest vuruşu Linkspor kullanacak. Millet bilmiyordu. Millet bilmediğinden giremeyecek. Serhat Maden uzun gönderdi. Arasan kafayla arkaya aktardı. Orada Hüseyin Çıray var. Top kaleci Sercan'da. Sercan degajını gönderdi. Orta alanda bir faul.
Hakem kartına başvurdu pozisyonda. Emir Yıldız pozisyonda sarı kart gören oyuncu Lin Spor takımında. Ünal yerde kaldı bu ikili mücadelede. Şimdi de sağlık görevlileri Ünal'ın tedavisi için sahanın içerisinde. Benim sesi kesme. Ses yok değil mi bende şu an? Abi YouTube'dan da giremiyor beni. YouTube'dan giremiyor, YouTube'da yok zaten. Abi böyle olmaz ki. Önceden o şekilde ilan yaptınız. Yani hem tutanın sesini tuttuğun hem şeyden diyerekten ilan yaptınız. Ünal'ın tedavisi henüz sonuçlanmadı. Bugün bölgesel amatör lig 4. grupta çoğu takım 12. hafta müsabakasını oynuyor. Bay geçen takımlar haricinde. Ve bu dakikaya kadar diğer oynanan müsabakalarda da eşitlik henüz bozulmadı. Bayındır 0, Yıldız 45-0, Emirdağ 0, Manisa 1965-0, Özel İdare 0, Asarlık Gençlik 0, Yunus Emre Belediye 0-0, Çeşme Belediye 0, Bolivadin Termal 0. Müsabakalardaki eşitlik bölgesel amatörlük 4. grupta devam ediyor. Şu dakikaya kadar değerli izleyenler ve Alaçatı'da da 13. dakikanın içerisindeyiz. Alaçatı 0, TK Tavşanlı İnspor 0. Şimdi çok adamla geldi ceza sahasının çevresine Alaçatılı oyuncular. Tufan Burak kullanacak bu endirek serbest vuruşu. Tufan uzun gönderdi. Berkan kaleye yönlendirmek istedi. Topu Ramazan'da kaldı. Ramazan hemen degajını uzun kullandı. Dikkatli orada Alaçatı defansı. Emre Azim. Emre topu kaptırdı Ünal'a. Fatih. Kendi eksenine döndü. Şimdi geriye bıraktı. Berkan Kahveci. En geriye kaleci Serkan. Şimdi yine orta saha çizgisinin yakınından serbest vuruş kullanacak Alaçatı. İsmail şöyle bir arkadaşların yayılımına baktı. Uzun gönderdi. Serhat yükseldi kafayla karşıladı topu. Tufan Burak şimdi. Yine içeriye gönderilen bir top. Kaleci Ramazan çıktı ve aldı. Top kaleci Ramazan'ın ellerinde. Sezer. Zeki Kan kaptı topu. Emre Azim. Emre. Topla hareket halinde Emre. Emre. İçeriye ortamı yapacak Emre. Çekti topu önce. Şimdi Zeki. Zeki topu çıkaramadı. Hüseyin. Emre Ahtal uzaktan mükemmel bir gol. Emre Ahtal'dan mükemmel bir gol. Alaçatı'da 15. dakika yaklaşık 25 metreden Emre Ahtal tabiri caizse bir füze çıkarttı kaleye ve topu ağlarla buluşturdu. Emre Azim'le başlayan atak. Zeki devam ettirdi.
Sonra Hüseyin'in bıraktığı top, Emrah da mükemmel bir şut çıkarttı kaleye. Ve top 90 diye tabir ettiğimiz yere doğru hedef aldı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Deplasmanda 16. dakikada Emrah Dağ'ın golüyle TK Tavşanlı İnspor 1-0 üstün durumda. Gerçekten bir Linspor efsanesi. Linspor'un değerli oyuncularından Emrah Dağ transferleriyle büyük bir heyecan uyandırmıştı Linspor taraftarında. Linspor'un o başarılı birincilik serüveninde Süper Lig'in eşiğinden döndüğü yıllarda takımın değişmez oyuncusuydu Emrah Dağ. Ve Alaçatı'da da 15. dakikada sahneye Emrah Dağ çıktı ve 25 metreden yapmış olduğu sert vuruşla topu ağlara gönderdi. Maçın ilk dakikalarından itibaren konuk Linspor müsabakaya baskılı başladı ve bu baskısı 15. dakikada golle taçlandı. Emrah Dağ'ın uzaktan şutuyla 1-0 üstün duruma geçti. Konuk TK Tavşanlı Linspor Alaçatı karşısında. Kaleci Sercan şimdi out atışını kullanacak. Ahmet Kağan kafayla karşıladı. Tufan. Fatih. Serhat Maden. Hakkı Tosun kontrol etti. Sezer'e doğru güzel bir pas. Sezer kontrol etti topu. Onur Asya'dan Umut Kadir var karşısında. Top en son Ahmet Kağan'da kaldı. Hatalı pas ve top Ahmet Kağan'da. Tufan. Uzun gönderdi. Tufan kaleci Ramazan çıktı ve aldı topu. Top kaleci Ramazan'ın ellerinde. Ramazan uzun gönderdi degajını. Arasan'ın olduğu noktaya. Top şimdi Arasan'ın önünde. Onu karşılayan Burak var. Arasan rakibini geçti. Kendi geçemedi. Serbest vuruşlu İnspor'un. Gruptaki bu dakikaya kadar oynanan müsabakaların içinde tek gol Alaçatı'da Linspor'dan geldi. 15. dakikada diğer müsabakalarda da 18. dakika oynanıyor. Ve eşitlikler henüz bozulmadı. Bölgesel amatörlük 4. grup 12. hafta müsabakalarında Tavşanlı Tepecik Spor kendi evinde Ada Stadyumu'nda Bilecik Spor'u ağırlıyor. Orada da yine 13. dakika oynanıyor. 18. dakika oynanıyor. Eşitlik henüz bu dakikaya kadar bozulmuş değil. Şimdi ceza sahasının içerisine yine çok adamla geldi. TK'yı Tavşanlı İnspor. Umut Kadir var topun başında. Duran toplarda etkili serbest vuruşlar kullanabilen bir oyuncu. Top kaleye yönlendi kaleci Sercan'ın ellerinde. Emrah da göğsünde yumuşattı. Orada araya girdi Ünal. Fatih. Top hala Fatih'in ayağında. Şimdi bıraktı pasını. En geride Hasan. Hasan'dan Tufan Burak. Taç atışını kullanacak şimdi Alaçatı Spor. Tufan Burak'la. Tufan şöyle bir arkadaşlarına baktı. Erdi Serhat mücadelesi. Serhat çekildi de orada Serhat. Hakem de düdüğünü çaldı. Serbest vuruşlu İnspor'un.
Kaleci Ramazan gidiyor o bölgeye serbest vuruş kullanmak için. Bu müsabakadaki canlı yayın sponsorumuz Tunç Bilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün ve Tavşanlı Belediye Başkan adayı Ali Ataş. Ali Ataş dünden bugüne gelen yarınlara dair var bir hayalimiz diyor. Tavşanlı MHP Belediye Başkan adayı Ali Ataş hem Tunç Bilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün'e hem de Tavşanlı MHP Belediye Başkan adayı Ali Ataş'a bu canlı yayındaki sponsorlar için şükranlarımızı sunuyoruz. Ve futbola dönüyoruz. Taç atışı Linspor'un. Hemen düzeltiyorum. Alaçatı'nın taç atışı. Tufan Burak'la bu taç atışını kullanacak Alaçatı. Yine günün önemli müsabakalarından Çeşme Belediye kendi evinde Bolvedin Termal'i ağırlıyor. Orada da eşitlik henüz bozulmuş değil. Şimdi Emre Azim'in olduğu noktaya bir pas. Emre Azim top önünü aldı. Top hala Emre'de. 3 kişi var karşısında. Çalımını attı. Yerde kaldı Emre Azim. Serbest vuruş Linspor'un. 22-23 metrelik bir mesafeden serbest vuruş kazandı Linspor. Emre Azim'in peşine 3 kişi takıldı bu pozisyonda. Rakibini geçti. Kendi geçemedi Emre. Ve şimdi bu serbest vuruş için 3-4 oyuncu Linspor'da topun başında. Emrah da ayrıldı oradan. Yine duran topların etkili ismi sol ayağını raket gibi kullanan Umut Kadir Kiraz var topun başında. Bakalım nasıl bir serbest vuruş organizasyonu olacak. Muhtemelen direkt kaleye gönderilecek bir top olacak. Hüseyin ve Emre Azim kaldı şimdi topun başında. Kaleci Sercan 4 kişilik baraj kurdu. Hüseyin Çıray direkte patladı top. Mükemmel bir serbest vuruş kullandı Hüseyin Çıray. Ve geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine direği geçemedi Hüseyin Çıray. Direkler Hüseyin'in golüne bir türlü izin vermiyor. Şimdi Tufan Burak uzun gönderdi. Ünal. Ünal topla hareket halinde Ünal. Serhat Maden kaptı. Serhat çizgiye paralel pası. Arasan. Arasan kendi ekseninde döndü. 3 kişi var orada. Top sıkıştı. Hakem de orada oyun devam etti. Şimdi Emir Yıldız. Emir topun dibine girdi orada. Hasan karşıladı kafayla. Top yine Linsporlu oyuncularda kaldı. Arasan. Taç ev sahibi Alaçatı'nın. Bu canlı yayını www.kutahyaninsesi.com internet sitemizden canlı olarak takip edebilirsiniz. Tufan'la bu taç atışını kullanacak ev sahibi Alaçatı takımı. Bugün 15. dakikada Emrah Dal yaklaşık 25 metreden müthiş bir vuruş gönderdi. Ve top 90 diye tabir ettiğimiz yerden ağlarla buluştu. Ve yine Linspor'un golle burun buruna geldiği an 23. dakikada kazanılan bir serbest vuruş. Hüseyin Çıray'dan mükemmel bir vuruş. Fakat top iç direkten geri döndü ve Linspor pozisyonda ikinci golden oldu. Umut Kadir şöyle bir arkadaşlarına baktı. Emrah Dağ. Son temas Emrah Dağ'dan taç Alaçatı'nın. Berkan bıraktı İsmail'e. Göğsüyle indirdi Ahmet Kağan. Emrah Dağ yerden pası karşılayan Berkan oldu.
Umut Kadir şöyle bir arkadaşlarına baktı. Boşta olan arkadaşını arıyor. Şimdi Emre Hatta bıraktı. Umut Kadir. Umut Kadir çizgiden hareket ediyor. Yerde kaldı serbest vuruşlu İnspor'un. Birinci rakibini geçti. İkinciye takıldı Umut. Kendi geçti. Topu da geçirdi. Ama yerde kaldı. Taş çizgisinin hemen önünden. Etkili olabilecek bir noktadan yine serbest vuruş kullanıyor Linspor. İçeride 7 Linsporlu oyuncu var. Ceza sahasının içerisinde ve çevresinde. Emre Aziyem. İçeriye gönderdi. Top kaleye yönlendi. Kafayla karşıladı orada. Hakkı Tosun. Umut Kadir baktı arkadaşlarına. Bir orta daha geldi. Bir kafa vuruşu top kaleci Sercan'ın ellerinde. Sercan uzun gönderdi Sezer'in olduğu noktaya. Orada dikkatli Emir. Kaleci Ramazan. Topu uzaklaştırdı. Kafayla karşıladı Arasan. Şimdi Hasan'ın ayağında top. İsmail. Hasan. Hasan orada Zeki'nin presi, taç atışı ev sahibi Alaçatı'nın. Orta alanda paslaşmaları izliyoruz Alaçatı takımında. Rakip yarı alanda boşluk arıyorlar. O boşluğu bu dakikaya kadar bulamadı ev sahibi Alaçatı Spor. Arasan yerde kaldı, hakem devam dedi. Top şimdi Erdi'nin ayağında. Erdi. Yerden pas düşüncesi hiçbir arkadaşına değil, top kaleci Ramazan'da. Ramazan'da arkadaşlarına sakin olun, top bende diyor. Yine en geriye kaleci Sercan'a kadar geldi. Sercan eliyle hemen oyunu başlattı İsmail. İsmail. Hakkı Tosun'un olduğu noktaya. Orada karşılayan Yasin Gün. Ahmet Kan bıraktı Emir. Topun dibine girdi Arasan'ın olduğu noktaya. Burak karşıladı. Top hala çizgiye paralel, uzaklaşmış değil. Şimdi Serhat Maden'de en son. Yasin Gün. Yasin. Yasin'den uzun bir pas düşüncesi. Berkan dikkatli. Berkan Kahveci. Sezer. Linsporlu oyuncuların presi var orada. Şimdi Berkan. Muhammed. Hasan. Tufan Burak. Linsporlu oyuncuların baskısı şimdi sonuç verdi. Zeki Kağan güzel pası Hüseyin Çıra'ya doğru, kaleci Sercan çıktı ve aldı. Bir sakatlık da geçirdi pozisyonda kaleci Sercan. Evet, önemli bir şey yok. Ayağa kalktı, uzun gönderilen top. Yasin karşıladı. Sezer. Yine Yasin. Ardı ardına yerinde müdahaleler Yasin Günden. İkili mücadele. Son temas Hakkı Tosun'dan Taçlı İnspor'un. Alaçatı'da 29. dakikanın içerisindeyiz. 15. dakikada Emre Azim'le başlayan atak. Ceza sahasının içerisine gönderilen top. Hüseyin Çıra'yı bıraktı. Emrah da 25 metreden muhteşem bir füze gönderdi kaleye. Ve top ağlarla buluştu. Hani o topu iki Sercan olsa yine çıkaramazdı köşeden. Çünkü gol için olmazsa olmaz bir noktaya gitti Emrah Dağ'ın o vuruşu. Alaçatı 15 Eylül stadyumunda 30. dakikanın içerisindeyiz. Alaçatı 0, TK Tavşanlı İnspor 1. Gol 15. dakikada Emrah Dağ'ın ayağından geldi konuklu İnspor adına. Ahmet Kan. Emre Azim'den çok güzel bir hareket diyecektim ama topu kontrol edemedi.
Muhammed Şükrü. Muhammed. Serhat Maden karşıladı. Serhat. Top şimdi yere indi. Zeki. Muhammed. Kayarak müdahalesi Muhammed'in. Tufan Burak da var. Emrah da. Kayarak temasta bulundu. Top en son Alaçatı takımında kaldı. Serhat Maden. Yerden pası. Ahmet Kaan. Berkan. Emre Azim kaydı, söktü, aldı, çaldı topu. Şimdi de gidiyor Emre Azim. Emre Azim toplu hareket halinde. Kaleye yönleniyor. Emre bıraktı pasını. Umut Kadir soldan girdi. Topu kontrol edebiliyor mu? İçeri ortası. Defans karşıladı. Yine konuk Rahim Spor'un gole yaklaştığı bir an. 31. dakikada Emre Azim kendi kazandığı topu kendi sürdü. Atağa devam ettirdi. Umut Kadir'e pasını gönderdi. İçeri etkili bir orta gelmedi. Alaçatı defans araya girdi ve köşe vuruşunu İnspor'un. Alaçatı takımında yerde yatan iki oyuncu var. Berkan Kahveci şimdi ayağa kalktı. Ceza sahasının içerisinde Hasan da yerdeydi. O da şimdi ayağa kalktı. Ve az sonra serbest vuruş kullanılacak. Bu köşe vuruşunu kullanmak için Emre Azim gitti. Yine İnspor'un uzunları bu duran topta ceza sahasının içerisine geldiler. Hem Serhat Maden hem Yasin Gün. Ve yine yüksek toplarda etkili Ahmet Kaan da orada. Berkan kenarda az sonra oyuna dahil olacak. Emre Azim içeriye gönderdi. Yumruklarıyla çıkardı kaleci Sercan. Şimdi Arasan'dan isabetsiz bir vuruş. Bu arada Manisa 1965 Emirdağ karşısında deplasmanda 1-0 üstün duruma geçiyor. 32. dakikada bir değişiklik işareti var kenardan. Oyundan çıkan oyuncu hemen aktaracağım size. Hasan oyunun kenarına gelirken dahil olan oyuncuyu da bu pozisyondan sonra sizlere aktaracağım değerli izleyenler. Hakkı Tosun'un kontrolünde top. Ahmet Kaan orada iyi karşıladı. Zorunlu iki değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Ev sahibi Alaçatı Spor. Hasan Erbey sakatlandı. 2 sırt numaralı oyuncu. Defans oyuncusu. Yerine 28 sırt numaralı formayla Kerem dahil oldu. Ve yine Ünal'ın yerine de Muhammed Şükrü dahil olmuştu. Alaçatı ilk yarım saatte zorunlu olarak 2 değişikliğe gitmek durumunda kaldı değerli izleyenler. Orta alanda yerde yatıyor şimdi Arasan Altuntaş. Şimdi hakem düdüğünü çaldı. Oyuncunun yanına gidiyor. Umarız önemli bir sakatlığı yoktur Arasan'ın. O da yine hem Asarlık deplasmanında hem de geçtiğimiz hafta takımını galibiyete taşıyan golleri atan oyuncu olmuştu Ali Arasan Altuntaş. Alaçatı 15 Eylül Stadyumunda 34. dakikanın içerisindeyiz. Gol 15. dakikada Emrah Dağ'dan geldi ve konuk TKİ Tavşanlı İnspor Alaçatı deplasmanında 1-0 üstün durumda. Hemen grupta oynanan diğer müsabakaları da sizlere aktarıyorum. Bayındır 0, Yıldız 45-0, Emirdağ 0, Manisa 1965-1, Kütahya Özel İdare 0, Asarlık Gençlik 1, Tavşanlı Tepecik Spor 0, Bilecik Spor 0, Yunus Emre Belediye 0, Tire 0. Müsabakalardaki son durumlar bu şekilde değerli izleyenler. Arasan da şimdi kenara geldi. Karşılaşmanın orta kemiğinden izin alarak oyuna dahil olacak. Muhammed. Uzun gönderdi, top kaleye de yönlendi. Ramazan dikkatli. Top Ramazan'ın ellerinde eridi. Ramazan eliyle başlattı şimdi. Ünal. Fatih. Taç Alaçatı'nın. Bıraktı Tufan'a topu Fatih. Şimdi Tufan Burak da bu taç atışını uzun kullanacak. Ev sahibi Alaçatı takımı. Ceza sahasının içerisine gönderilen top. Sezer var orada.
Yükselen top Serhat Maden arada kaldı. Evet, son müdahale Serhat Maden'den olduğunu düşünüyor hakem. Köşe vuruşu Alaçatı'nın. Bu köşe vuruşunu kullanmak için Tufan Burak geldi topun başına. Yine geride iki oyuncusu kaldı. Onun haricinde tüm haklarıyla ceza sahasının içerisinde Alaçatı. İçeriye gönderilen top. Bir şut geldi. Defansa çarptı. Taç ev sahibi Alaçatı'nın. Erdi. Erdi bıraktı Kerem'e. Kerem de yaklaşık 2-3 dakika önce oyuna dahil oldu. Kerem uzun gönderdi. Ahmet Kağan yükseldi. Bir şut geldi İsmail'den. Kalenin bayağıca bir üstünden out'a çıktı top. Bu dakikaya kadar atılan gollerde deplasman takımlarının üstünlüğünü görüyoruz. Derken Bayındır'da kendi evinde Yıldız 45 karşısında üstünlüğü ele geçirdi. Bayındır Spor 1, Yıldız 45-0. Umut Kadir var orada. Kafayla karşıladı Umut. Hakkı. Önce kontrol edip taktı defansın arkasına. Pas düşüncesi Serhat dikkatli. Şimdi Linyispor iyi bir pas organizasyonu yapabilirse orada topu kaptırdı Arasan. Erdi. 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 Tek başına kaldı. Pasını atacağı bir arkadaşını bulamadı. Şimdi Tufan Burak. Geriye Berkan Kahveci. Berkan. Yerden pası Muhammed. Berkan. Uzun gönderdi Hakkı'nın olduğu noktaya. Hakkı önce göğsünde kontrol etti. Top hala Hakkı'da. Hakkı ceza sahasının içerisine Ramazan yükseldi ve topu kontrol etti. Evet, orada yerde yatan bir Linyisporlu oyuncu var. Hemen sağlık görevlileri oyuna dahil edildi. Linyispor'un emektar masörü İsmail Akar 40 yılın üstünde TK'yı tavşanlı Linyispor'a hizmeti olan bir isim. Ona da bu vesileyle sevgilerimizi gönderiyoruz. Değerli izleyenler, bu müsabakadaki canlı yayın sponsorlarımız Tavşanlı Belediye Başkan Adayı Ali Ataş, dünden bugüne gelen yarınlara dair var bir hayalimiz diyor Tavşanlı MHP Belediye Başkan Adayı Ali Ataş. Ali Ataş'a teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Bu müsabakanın canlı yayın anlatımında bizlere katkılarından dolayı. Umut Kadir, Umut. İkili mücadele var Sezer'le arasında. Sezer'in yaptığı müdahalenin faul olduğunu düşünüyor hakem. Serbest vuruş Linyispor'un. Emrah Dağ. Ceza sahasının içerisine gönderdi. Arasan var orada. Ters bir kafa geldi kaleciye. Sercan dikkatli. Sercan tehlikeyi sezdi. Uzandı ve aldı topu. Ahmet Kağan kafayla karşıladı. Taç Alaçatı'nın. Kerem Demir boşta olan arkadaşını arıyor. Şimdi gönderdi. Sezer topu kontrol edemedi. Kafadan kafaya paslaşmalar. Taç yine Alaçatı'nın. Kerem Muhammed'i düşünmüştü ama hemen baskı gelince vazgeçti.
Serhat Maden. Riske atmadı. Ceza sahasının içerisinden uzaklaştırdı topu. Hemen kullanıldı bu taç atışı. Fatih Emre Azim uzaklaştırdı. Top Berkan Kahveci'nin kontrolünde taça çıktı. Berkan hemen taç atışını kullandı kaleci Sercan'a. Sercan. Tufan Burak. Uzun gönderdi Tufan Burak. Hakkı Tosun var orada. Serhat Maden karşıladı kafayla. Emrah'ta. Tufan Burak. Tufan Burak'ın gelişi güzel vuruşu. Dışarıya çıktı. Şimdi taç atışını kullanacak. Konuk TK Tavşanlı İspor. Tufan Burak. Ahmet Kan. Tufan Burak. Hakkı Tosun kafayla indirdi. Sezer. Top yine Hakkı Tosun'da. Karşıladı orada Emrah Dağ. Yasin top havalandı. Zeki. Arasan'ın olduğu noktaya. Arasan'ın sevdiği topları önüne alabilirse orada Tufan Burak dikkatli topu aldı önüne. Muhammed. İsmail. Berkan. Kendi yer alanından çıkmakta zorlandı pozisyonda. Alaçatılı oyuncular şimdi uzun gönderildi ortalana doğru. Serhat Maden. Yasin. Ahmet Kan kayarak müdahalesi Erdi'de kaldı top. Erdi. Yine yüksek bir top. Emrah Dağ. Erdi. Top bir Alaçatılı oyuncularda bir Linsporlu oyuncularda. Son olarak da düdük çaldı. Elle müdahale var orada. Serbest vuruş TK Tavşan Linspor'un. Serhat Maden'le kullanacak bu endirekt serbest vuruşu. TK Tavşanlı İspor. Serhat. Uzun gönderdi. Arasan'ın olduğu noktaya. Top şimdi Arasan'ın önünde kaldı. Göğsünde çok iyi yumuşattı topu Arasan. Arasan. Ayak dışıyla bir pas. Umut Kadir. Önü açık. Kaleyi düşünür mü? Düşündü üstten out. Umut Kadir'in vuruşu top üstten out'a çıktı. Bu müsabakanın canlı yayını sebebiyle bizlere yardımcı olan hem Alaçatı takımının genel koordinatörü Malik Bey'e hem de Alaçatı'nın sportif direktörü Bülent Hocamıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz değerli izleyenler. Hem bizlere yardımları hem de misafirperverlikleri sebebiyle. Şimdi ortalanda kal top Emre Azim'in önünde kalmadı. Hakkı Tosun. Kerem yerden pası Sezer. Kontrol etti. Top yine Sezer'in önünde kaldı. Şimdi geçti rakibini Sezer. Top hala Sezer'de. Ahmet Kağan girdi ama çekiliyor orada. Yan hakem de uyardı. Orta hakem de hemen düdüğünü çaldı. Şimdi serbest vuruşu kullanacak. Kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Muhammed'le ev sahibi Alaçatı takımı. Artık ilk yarıda normal sürenin tamamlanmasına bir dakikalık bir zaman dilimi kaldı. Bakalım ilk yarının sonuna ne kadarlık bir süre ilave edilecek. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Şimdi bu serbest vuruş için Tufan Burak topun başına geçti. İki oyuncu hariç yine ceza sahasının çizgisine ve içerisine kümelendi Alaçatılı oyuncular. Hakem oyuncuları uyardı. Şimdi düdük çaldı. Tufan Burak içeriye gönderdi. Etkili olur mu? Olmadı bu atak. Şimdi Fatih. Fatih. Onu karşılayan Zeki var. Top Fatih'te kaldı. Son temas. Bakıyorum. Fatih'ten olduğunu düşünüyor hakem. Out atışını kullanacak. Kaleci Ramazan'la şimdi Linspor. Buradan gördüğüm kadarıyla ilk yarının sonuna 3 dakikalık bir süre ilave ediliyor değerli izleyenler. Kenardan gelen itirazlar neticesinde Alaçatı teknik direktörü karşılaşmanın orta hakemi tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Şimdi düdük çaldı. Ramazan haklı bu out atışını kullanacak.
Yunus Emre Belediye. Tire müsabakasında eşitlik devam ediyor 0-0. Yine Çeşme Belediye, Bolvedin müsabakası da 0-0 değerli izleyenler. Bayındır fark 2'ye çıkardı. Vanisa 1965 fark 2'ye çıkardı. Mutkadir yerden bir pas düşüncesi. Orada Kerem karşıladı. Hakkı Tosun indirdi. Serhat dikkatli. Serhat Maden. Şimdi Hüseyin. Önce göğsünde yumuşattı. Aldı önüne. Aldı. Rakibinin sırtında top kontrol edemedi Hüseyin Çırağı. Son haftaların etkili oyunuyla göz dolduran ama bir türlü makus talihini, şansını yenemeyen oyuncu Hüseyin Çıray. Hüseyin Çıray yine bugün direğe takıldı. Çok güzel bir serbest vuruşu kullandı. Kaleciyi geçti top. Ama iç direkten geri döndü. Şimdi sağdan geliyor Linspor. Emir. Emir'in içeriye ortası, orada karşıladı Kerem. Top yine Linspor'da. Yerde yatan bir alaçatılı oyuncu var. Ve centilmence Linsporlu oyuncular durdular. Topu dışarıya gönderdiler. Yerde yatan oyuncular var. Fatih yerdeydi. O kalktı. Evet. Bir sarı kart daha. Yine Alaçatı Yedek Kulübesi'ne. İki teknik adam da, hem yardımcı antrenör hem teknik direktör, karşılaşmanın hakemi tarafından itirazları sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı. Zeki Kağan ayağa kalktı şimdi. Kenara gelecek. İzin alarak oyuna dahil olacak. Önemli bir durumu yok Zeki Kağan'ın. Nevzat Türkoğlu'nun gelmesiyle birlikte hem oyunsal olarak hem de sonuçlar olarak çıkışa geçen bir TKİ Tavşan Linspor vardı. Ve bugün de yine bu dakika itibariyle Alaçatı deplasmanında 15. dakikada Emrah Dağ'ın ayağından kazanmış olduğu golle 1-0 galip durumda Linspor. Şimdi Sezer bir Berkaç düşüncesi, orada araya girdi Yasin. Uzun gönderildi Emre Aziyem. Emre, top Emre'nin önünde kalır mı? Bir müdahaleye de maruz kaldı, hakem devam dedi. Hüseyin Çıray, Hüseyin. Ahmet Kağan, Fatih, geçti rakibini Fatih, şimdi yerden pası Kerem, Fatih, top hala Fatih'te, Kerem orada bir sıkıştırma, Emrah'ta, Emre Azim topu kontrol etti Emre, Emre top çizgiyi geç diyor, taç atışı Alaçatı'nın, Kerem hemen kullandı taç atışını, İsmail ceza sahasına doğru. Hemen önünde orada Ahmet Kağan karşıladı. Yine Alaçatı da devam ediyor. İçeriye gönderilmek istenilen bir top. Umut Kadir karşıladı şimdi de. Erdi. Umut Kadir erdi. Hani orada biraz gerginlik oldu. Hakem önce devam dedi. Sonra düdüğünü çaldı. Faale hükmetti. Sağlık görevlileri de oyuna davet ediliyor. Artık uzatmanın da son dakikasının içerisindeyiz ilk yarıda. Alaçatı 15 Eylül Stadyumunda. 15. dakikada Emrah Dağ'ın füzesiyle 1-0 üstün duruma geçti. TKİ Tavşanlı İnspor. Ve bir serbest vuruşta da gole çok yaklaştı. 20. dakikada 23. dakikada Hüseyin Çıray'ın göndermiş olduğu top iç direkten geri döndü. Ve farkı 2'ye çıkarma şansını böylelikle kaçırmış oldu Linspor. Son haftaların şanssız ismi, başarılı oyuncusu Hüseyin Çıray. Ama bugün sahaya çıkan bir Linspor efsanesi Emrah Dağ vardı. 15. dakikada takımına yaklaşık 25 metreden yapmış olduğu sert vuruşla üstünlüğü ele geçirmesini sağlayan golü attı Emrah Dağ. Evet, bakıyorum şimdi Erdi ayağa kalktı. O da yine Alaçatı'nın etkili oyuncularından.
Kenarda tedavisi devam edecek. Bu serbest vuruşu Tufan Burak'la kullanacak Alaçatı. Yine iki kişi geride kaldı. Tüm haklarıyla rakip yarı alanda Alaçatı. İçeriye gönderilen top. Hakkı Tosun. Top boşta kaldı Arasan. Arasan uzaklaştırdı. Tahir. Kaleci Sercan. Yani bir hata gelse orada Alaçatı adına çok pahalıya mal olabilirdi. Tufan. Yine şişirilen bir top. Çizgiye paralel Sezer kontrol edebilecek mi? Ve ilk yarının son düdüğü çaldı. Alaçatı 15 Eylül Stadyumunda ilk yarı sonucu 15. dakikada Emrah Dağ'ın golüyle Alaçatı 0, TK'yı Tavşanlı İnspor 1 değerli izleyenler. İkinci yarı yine bu heyecanı sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu canlı yayındaki sponsorlarımız Tunç Bilek Belediye Başkanımız, Mustafa Düzgün ve Tavşanlı MHP Belediye Başkan adayı Ali Ataş, dünden bugüne gelen yarına dair var bir hayalimiz diyor. Tavşanlı MHP Belediye Başkan adayı Ali Ataş, sponsorlarımıza şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet değerli izleyenler, Alaçatı 15 Eylül Stadyumunda ilk yarı sonucu Alaçatı 0, TK'yı Tavşanlı İnspor 1. İkinci yarı bu heyecanda tekrar sizlerle birlikte olacağız.
şey yaptım da ayağına bekliyorum. Nasıl ayağına?
Evet değerli izleyenler, Alaçatı 15 Eylül Stadyumunda ikinci yarı başladı. İlk yarı 15. dakikada Emrah Dağ'ın ayağından kazanmış olduğu golle konuk TK'yı Tavşanlı İnspor 1-0 galibiyetle tamamlamıştı. Umarız ikinci yarı çok daha keyifli bir müsabaka izleriz. Keyifli seyirler diliyoruz. Muhammed. Muhammed'in Fatih Şüncesi orada araya girdi. Hüseyin Çıray. TK'yı Tavşanlı İnspor'da 3 oyuncu değişikliği var. İkinci yarıda Alaz Gökalp, Furkan Başkal ve Abdülaziz Tanyeri. İkinci yarı oyuna dahil olan oyuncular. Şimdi yükselen top. Ceza sahasının içerisinde Erdi kontrol edemedi. Ondan önce bayrak havada. Kaleci Ramazan. En direkt serbest vuruşu kullanacak şimdi. Onur Alkan. Onur. Yasin'in baskısı var Onur'a. Muhammed yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Arasan, Ahmet Kağan pasını aktaramadı arkadaşına. Muhammed. Minsporlu oyuncuların orada bir baskısı var. Hüseyin Çıray. Hüseyin Furkan'ın olduğu noktaya. Erdi. Umut Kadir. Hüseyin Çıray. Umut Kadir boşta olan bir arkadaşını arıyor şimdi. Taç atışı kullanıldı. Furkan Başkal, Furkan. Muhammed. Hakkı Tosun olduğu noktaya. Alaz dikkatli, hiç risk atma, topu taca gönderdi. Onur. Onur yerde kaldı pozisyonda. Serbest vuruş Alaçatı Spor'un. Ben çantamın içine koyayım. Onur Alkan geldi topun başına bu serbest vuruşu kullanmak için. Ceza sahasının içerisi kalabalık. 7 Alaçatılı oyuncu ceza sahasının içerisinde ve bir kafa vuruşu geldi. Etkili değil kaleci Ramazan. Bir hata, büyük hata. Son olarak top kaleci Ramazan'da. Bu hata Alaçatı'ya golü getirebilirdi. Son olarak top kaleci Ramazan'da kaldı. Şimdi Emrah Dağ'la çıkıyor İnspor. Emrah Dağ. Emrah Dağ. Arasan olduğu noktaya offside bayrağı havada. Bu arada Çeşme, Bolvedin karşısında kendi evinde 52. dakikada 1-0 üstün duruma geçiyor. Çeşme Belediye 1, Bolvedin Termal 0. Tahir. Bıraktı pasını. Sezer. Berkan. Yerden pas. Fatih. İsmail.
Rakip yer alanda boşluk arıyor. Alaçatı. İsmail. Hakkı Tosun'un olduğu noktaya. Orada ikili mücadele. Hakem devam dedi. Şimdi top taca gönderildi. İçeriye gönderilen top yüksek bir top. Kafayla karşıladı Emrah Tağ. Top dışarıya çıkıyor. Out atışını kullanacak. TK Tavşanlı İnspor. Ramazan uzun gönderdi. Top şimdi kafalardan yere indi. Ahmet Kağan en solda. Furkan Başkan'ın sevdiği toplar bunlar. Furkan aldı rakibini karşısına. Abdülaziz Furkan arasında anlaşmazlık. Top Alaçatı'da kaldı. Muhammed. Berkan. Kaleci Serkan. Faul düdüğü çaldı. Serbest vuruş Alaçatı'nın. Taç atışı el değiştirdi. Şimdi konuk Linspor kullanacak bu taç atışını. Furkan, Ahmet Kağan, Hüseyin. Orada bir itme var. Hakem de düdüğünü çaldı. Serbest vuruş kazandı ev sahibi Alaçatı. Kaptan İsmail uzun gönderdi. Hakkının olduğu noktaya. Karşılanan top. Onur uzaktan vurdu üstten out. Tahir, Sezer'in olduğu yere. Alas, kafayla karşıladı. Yasin, yerden pası. Ahmet Kağan, Emrah'ta. Emrah'tan bir güzel pas. Arasan, aldı önünü Arasan. Arasan Altuntaş, Abdülaziz. Emrah'ta. Yine Abdülaziz. Abdülaziz Emrah'ta paslaşma izledik. Kayarak bir müdahale geldi. Top yine Linspor'da kaldı. Yasin. Berkan topu taça gönderdi. Yasin ters top attı şimdi. Furkan Başkala. Furkan aldı rakibini karşısına. Furkan. Furkan'ın sevdiği pozisyonlar. Furkan içeriye girme çabası. Top dışarıya çıktı. Köşe vuruşu İnspor'un. Spor'un. 55. dakikanın içerisindeyiz. Alaçatı 15 Eylül stadyumunda 15. dakikada Emrah Dağ'ın ayağından kazanmış olduğu golle TK'yı Tavşanlı İnspor deplasmanda 1-0 üstün durumda. Çok adamla geleceğiz asasının içerisine İnspor. Hüseyin Çıray. Hüseyin içeriye gönderdi. Kafayla karşılandı. Şimdi Alaz indirdi. Serhat. Top yere indi. Furkan Başkal. Furkan. Topla iyi işler yapabilen hem süratli hem de driplikli bir oyuncu Furkan Başkal. Şimdi içeriye gönderildi. Abdülaziz top boşta kaldı. Şimdi uzaklaştı Alaçatı defansı. Alas.
Muhammed göğsüyle yumuşattı, aldı önüne. Çıkardı pasını. Onur. Onur. Orada iki kişi birden sıkıştırmıştı Sezer'i. Top taca çıktı diyor hakem. Taç atışı Alaçatı'nın. İçeriye gönderildi bu taç atışı. Ahmet Kağan arkaya düştü top. Tehlikeli olabilir bu pozisyon. Kaleci çıktı ve aldı Ramazan. Bir anda bir karambol yaşandı orada. Top en son kaleci Ramazan'da kaldı. Bölgesel amatör lig 4. grupta oynanan müsabakalarda hemen hemen müsabakalarda 60. dakika oynanıyor. Bayındır Spor 2, Yıldız Spor 45, 0, Emirdağ 0, Manisa 1965, 3, Kütahya Özel İdare 0, Asarlık Gençlik 1, Tavşanlı Tepecik Spor 0, Bilecik Spor 1, Yunus Emre Belediye 0, Tire 0 değerli izleyenler. Ve Alaçatı 15 Eylül Stadyumunda Alaçatı 0, TK Tavşanlı Spor 1. 4. gruptaki sonuçlar bu şekilde. Ramazan'ın tedavisi için sağlık görevlileri oyuna davet edilmişti. Bu müsabakadaki canlı yayın sponsorlarımız Tunç Bilek, MHP Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, TKİ Tavşanlı İspor'a başarılar diliyor. Ve Tavşanlı MHP Belediye Başkan adayı Ali Ataş dünden bugüne yarınlara dair var bir hayalimiz diyor. Tavşanlı MHP Belediye Başkan adayı Ali Ataş hem Tunç Bilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün'e hem de Tavşanlı Belediye Başkan adayı Ali Ataş'a teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Oyun durdu. Ramazan kenara geldi. Bir oyuncu değişikliği izleyebiliriz şimdi. Ramazan İspor'un tecrübeli oyuncularından. Alaçatı da yine bu sezon iddialı bir takım kurdu. Şampiyonluk yolunda mücadele eden Çeşme Belediye, Alaçatı, Tire, Manisa 1965 Ligi Spor yüksek bütçelerle şampiyonluk adına yola çıkan takımlardı. Bu hafta itibariyle 12. hafta oynanıyor. Alaçatı 16 puanla 10. sırada. TKİ Tavşan Ligi Spor bu maç öncesinde 21 puanla 4. sırada yer alıyordu. Bakalım bu hafta müsabakaları neticelendiğinde sıralamadaki yerler ne şekilde olacak? Onu da maç sonunda sizlerle paylaşacağız. Bir değişiklik gerçekleşecek. Kaleci Ramazan'ın yerine genç Kerem kaleye geçiyor. Lin Spor takımında sakatlığı sebebiyle Ramazan kenara gelmek durumunda kaldı. Ve Lin Spor'da kale Kerem'e emanet. Erdi. Centilmence taç atışını kaleci Kerem'e bıraktı. Kerem uzun gönderdi. Abdülaziz yükseldi. Karşılayan orada Berkan oldu. Toplayın sporda. Ahmet Kağan, Umut Kadir. Yerden pası Furkan Başkal. Furkan yerde kaldı. İsmail hemen çıkardı pasını. Solundan atıp sağından geçme düşüncesi Sezer'in. Sezer yerde kaldı orada Sezer. Devam diyor karşılaşmanın orta hakemi. Penaltı itirazı vardı. Hem Alaçatı kulübesinin hem Alaçatılı oyuncuların. Hakem bu pozisyonda devam dedi.
Abdülaziz. Hani Alaçatı Kulübesi'nden de itirazlar şiddetini artırarak devam ediyor. İlk yarıda hem Alaçatı teknik direktörü hem de yardımcı antrenörü itirazlar sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı. Şimdi bir sarı kart da Berkan'a çıktı Alaçatı takımında. Hüseyin indirdi topu. Emrah'ta. Emrah'ta adam Furkan'a güzel bir pas. Furkan. Furkan İsmail mücadelesi. Furkan topu önüne almayı başardı. Rakibini geçti. İçeriye giriyor Furkan. Furkan ayağında top hala. Furkan sürükledi topu. Çizgiye paralel. Baktım top çizgiyi geçti ve out'a çıktı. Hani Furkan ayağına top tabiri caizse yapıştı. Topla beraber Furkan gitti. Ama top çizgiyi geçti. Out atışını şimdi kaleci Sercan kullanacak. Berkan. Tahir. Bir Berkaç düşüncesi. Hüseyin girdi araya. Şimdi Emrah'ta. Bıraktı Yasin. Ahmet Kan. Arasan düşüncesi. Berkan dikkatli. Tahir. Erdi. En geriye Sercan'a top. İsmail. Kaptan Emrah orada sakatlandı, yerde kaldı. Şimdi Sezer'in olduğu noktaya bir pas. Umarız önemli bir sakatlığı yoktur Emrah'ın. Çünkü baldırını tuttu, baldırı çekti orada Emrah'tan. Temennimiz Emrah'tan önemli bir sakatlığının olmaması yönünde. Sağlık görevlileri oyuna dahil oldu. Karşılaşmadaki tek golün sahibi şu an sakatlık geçiriyor. Yerde yatan Emrah Dağ 15. dakikada yaklaşık 25 metreden muhteşem bir şut gönderdi kaleye ve top ağlarla buluştu. Ve bir değiştir işareti var kenara Emrah Dağ tarafından. Emrah, Alaçatılı oyuncuların da yardımıyla kenara geliyor. Talihsiz bir sakatlık geçirdi orada, ayağı çekti. Umarız ciddi bir sakatlığı yoktur Emrah Dağ'ın. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Evet, Emrah Dağ kenara geldi. Bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Sağda 10 kişiliğin spor takımı. Yasin. Yerden pas isabetli değil. Tahir girdi araya. Tahir Fatih paslaşması. Muhammed. Onur. Güzel bıraktı Onur. Kerem. Sezer. Sezer baktı arkadaşlarına. Tahir'e bir pas düşüncesi. Top Tahir'in arkasında kaldı. Tahir topu kontrol etmek istiyor. Başarılı değil. Ve az önceki sakatlık sebebiyle zorunlu bir oyuncu değişikliği TKİ Tavşanlı İnspor'da. Emrah Dağ çıkıyor. Alper Enes Kahraman giriyor. İnspor takımında oyuna. Abdülaziz. Yasin, Berkan karşıladı. Fatih bıraktı pasını. Muhammed. Muhammed uzun gönderdi defansın arkasına. Hakkı koşuyor. Top daha hızlı. Out atışı Linspor'un. Evet, 65. dakikanın içerisindeyiz. Alaçatı 15 Eylül Stadyumunda. Alaçatı 0 TKİ Tavşanlı İnspor 1.
Gol 15. dakikada Emrah Dağ'dan geldi. Ve 4. grupta oynanan diğer müsabakalarda Bayındır Spor 3, Yıldız Spor 45-0, Emirdağ 0, Manisa 1965-3, Kütahya Özildare 0, Asarlık Gençlik 1, Tavşanlı Tepecik 0, Bilecik Spor 1, Yunus Emre Belediye 0, Tire 0, Çeşme Belediye farkı 2'ye çıkardı. Çeşme Belediye 2, Bolvedin Termal 0. Bölgesel Amatörlük 4. grupta şu an oynanan müsabakalardaki neticeler bu şekilde değerli izleyenler. İsmail kafayla karşıladı. Sezer, arada kal top. Umut Kadir yerden bıraktı. Ahmet Kağan, Abdülaziz, Hüseyin, Alper Enes ceza sahasının içerisine. Arasan ikili mücadele, top en son Fatih'te kaldı. Yerde yatan bir oyuncu, hakem pozisyona çok yakın ve faal. Onur. Hakkı. Havalandırdı topu Hakkı. Orada Furkan dikkatli. Ahmet Kağan girdi araya. Çekti topu. Yerde kaldı. Devam dedi hakem. Top yine Linyi Spor'da. Hüseyin Çıray. Hatalı bir pas. Erdi. Bıraktı geriye. Tahir. Tahir Fatih paslaşması. Şimdi Erdi. Erdi rakibinin geçme düşüncesi. Yasin geçişine müsaade etmedi. Taç atışı Alaçatı'nın. Bu dakikalarda beraberliği yakalamak için yükleniyor ev sahibi Alaçatı. Erdi. Erdi çıkardı şimdi pasını. Tahir içeriye gönderdi orta. Bir vuruş orada, iyi kapattı. Serhat Maden elle müdahale ediyor. Karşılaşmanın hakemi serbest vuruş. Kerem şimdi kullandığı en direkt serbest vuruşu. Yüksek top. Abdülaziz yükseldi kafayla. Arasan aldı önüne. Net bir gol fırsat olabilir. Furkan Başkal ceza sahası çizgisinin önünde pasını çıkardı. Hüseyin Çıray'dan kötü bir vuruş. Ceza sahasının hemen çevresinde organize paslaşmalar. Son olarak Hüseyin Çıray'ın şutu etkisiz diye ve topu out'a çıktı. Kaleci Sercan uzun gönderdi. Ahmet Kağan, Alaz, Fatih, Onur, yerden pası, Tahir, Erdi, yerde kaldı, faul dedi hakem. Onur, önce rakibinin geçti, kendi ekseninde döndü Onur. Tahir, yerden pas, Erdi, çekti topu Erdi. Topu kapan Alper Enes oldu. Alper Enes. Alper. Topla hareketli. Hala gidiyor Alper. Süratli. Yanında Arasan var. Şimdi Arasan'a mı bırakacak? Top hızlı. Taç atışı Alaçatı'nın. Tahir taç atışını kullandı. Muhammed. Uzun gönderdi. Serhat. Güzel karşıladı kafayla. Ahmet Kağan. Yerde kaldı. Hakem devam dedi. Tahir. Tahir. Şimdi Erdi. Yardıma gelen Tahir var. Tahir'e bıraktı pasını. Tahir. Bir pasta ondan. Sezer. Topu kapan Ahmet Kağan oldu. Ahmet Kağan. Arasan. Arasan. Top Linyi Spor'da kaldı. Abdülaziz'in ayağında. Abdülaziz. Döndü. Üç kişinin arasından çıktı. Çıkardı pasını. Ahmet Kağan. Yasin. Uzun havadan bir top. Furkan yükseldi. Şimdi Abdülaziz'in önünde kaldı top. Abdülaziz sol çaprazdan girdi içeri. Abdülaziz bir müdahale var. Son temas bakıyorum. Top kaleci Sercan'ın ellerinde. Hemen eliyle oyunu başlattı kaleci Sercan. Onur. Onur'un Hakkı Tosun'a pası. Hakkı hareketlenmedi oraya. Top kaleci Kerem'de kaldı. Bu dakikalarda beraberlik adına riskler alıyor Alaçatı.
Tabii doğal olarak defansında boşluklar bırakıyor. Bakalım bu müsabakada bir gol daha çıkacak mı? Hangi takımın lehine olacak bu gol, hep beraber izleyeceğiz. Şimdi Furkan aldı rakibi karşısına. Furkan, Hüseyin Çıray, Hüseyin. Furkan belini tuttu, hakem devam dedi. Kerem, Sezer. Araya girdi Alper Enes. Alper oyuna girdiğinden bu yana hırslı oyunuyla dikkat çekiyor. Emrah Dağ'ın yokluğunu aratmıyor değerli izleyenler. ...71. dakikanın içerisindeyiz. Alaçatı 15 Eylül stadyumunda. Alaçatı 0, TK Tavşanlı İspor 1. Gol 15. dakikada Emrah Dağ'dan geldi. Bolvedin Çeşme deplasmanında farkı 1'e indirdi. Çeşme Belediye 2, Bolvedin Termal 1. O müsabakada üst sıralar için önem arz eden bir müsabaka. Bakalım o maç nasıl neticelenecek. Bu dakika itibariyle ev sahibi Çeşme'nin 2-1 üstünlüğü var. Yerde kalan bir oyuncu, düdük çaldı, faul. Hüseyin Çıray içeriye uzun gönderdi. Kaleye yönlendi. Top kaleci Sercan'ın ellerinde. Sercan eliyle hemen başlattı. Tahir. Yardıma gelen Erdi var. Erdi. Arasan. Yasin. Hüseyin paslaşması. Top yine Yasin'de. Bıraktı Ahmet Kağan. Yükseltti topu. Şimdi kafayla pasını çıkardı. Top sıkıştı. Orada kapan Fatih olmuştu. Devam diyor hakem. Kora kor bir mücadele orta sahada. Top en son Alaçatı'da kaldı. Muhammed. Tahir. Erdi. Aldı rakibini karşısına. Yaptı ortasını. İçeriye gelen orta. Hakkı bıraktı. Sezer şutunu gönderdi. Hakkı'nın müdahalesi. Hakkı'nın temasında bayrak havada. Sezer'den etkili bir vuruş gelseydi Alaçatı adına önemli bir beraberlik fırsatıydı bu pozisyon. Alaçatı bu dakikalarda gol için yükleniyor. Beraberliği yakalamak istiyor kendi evinde Alaçatı takımı. Ve az önce beraberlik adına önemli bir gol fırsatı yakaladı Alaçatı. Orada Abdülaziz'in girdiği hava topu mücadelesinde karşılaşmanın orta kemiği faale hükmetti. Serbest vuruşu kullanacak TK Tavşanlı İnspor Hüseyin Çıray'la. Hüseyin Çıray. Ceza sahasının içerisi anacı babacı günü. İçeriye gönderilen top. Bir kafa geldi. Top hala. Şimdi son müdahale Arasan'dan. Taç atışı Alaçatı'nın. Berkan. Yerden pası. Tahir. Baktı arkadaşlarına Tahir. Linsporlu oyuncularında bir baskısı vardı orada. Şimdi en geride top kaptan İsmail'de. İsmail. Berkan Kahvecioğlu. Berkan. Muhammed. Onur oyunu açtı. İsmail. Şimdi ters kanada bir top, uzun top. Tahir bindiriyor orada. Yasin var. Yasin'in kontrolünde top out'a çıktı. Şimdi kaleci Kerem out atışını kullanacak. Tehlikeli hareket diyor hakem.
Muhammed hemen gönderdi topu. Sezer kontrol etti. Önü alabilir mi? Orada araya girdi Alas. Şimdi Hakkı koştu oraya. Yardıma gelen bir arkadaşı yok. Hakkı yalnız kaldı. Köşe vuruşu kazandı. Ev sahibi Alaçatı. Onur'la kullanacak bu köşe vuruşunu. Alaçatı Spor. Yine çok adamla geldi ceza sahasının içerisine. İçeriye gönderilen top. Yüksek top. Tehlikeli ve topu alarda gol. Berkan Kahveci ceza sahasının içerisindeki karambolde topu hamlesini yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Berkan Kahvecioğlu eski bir Lin sporlu. Gole de zaten elini kaldırdı. Çok sevinmedi Berkan Kahvecioğlu. Alaçatı beraberliği yakaladı. 77. dakikada Berkan Kahveci'nin golüyle. Alaçatı 1, TK'yı Tavşanlı İnspor 1. Zaten golden önce de ifade etmiştim. Beraberlik için, gol için yükleniyordu. İkinci yarı başından itibaren ev sahibi Alaçatı. Furkan. Bir faul var orada. Yasin. Ahmet Kan. Hüseyin Çıray. Hüseyin. Hüseyin yerde direkt serbest vuruşlu İnspor'un. Duran toplarda etkili ayakları var İnspor'un. O isimler Hüseyin Çıray, Umut Kadir Kiraz. Bakalım nasıl bir serbest vuruş organizasyonu olacak, hep birlikte izleyeceğiz. Emrah Dal aldığımız habere göre Adeles'i attı ve oyunun kenarında geçmek durumunda kaldı. Sakatlığı sebebiyle yerine Alper Enes dahil oldu. Ve şimdi bir serbest vuruş. Hüseyin Çıray ilk yarıda direğe takılmıştı. Umut Kadir Kiraz da var. Hüseyin Çıray. Hüseyin geldi, vurdu top kaleci Sercan'ın ellerinde. Sercan'ın üstüne giden bir top oldu bu. Uzun gönderilen top. Arasan. Umut Kadir. Umut. Alaçatı bir duran topta. Köşe vuruşunda. Onur'un içeriye gönderdiği top. Berkan Kahveci'nin topa yapmış olduğu hamle. Top kaleci Kerem'in bakışlar arasında ağlarla buluştu. İki değişikliği zorunlu yapmak durumunda kaldı İnspor. Önce sakatlığı sebebiyle kaleci Ramazan ve sonrasında da Emrah Dal oyunun kenarına gelmek durumunda kalan oyuncular oldu İnspor'da. Alper Enes, Tahir. Orta sahada top sıkıştı. Bir müdahale. Furkan Başkal. Furkan geçti rakibini, kendi sendelediği yerde kaldı, devam dedi hakem. Yasin. Yasin. Sağdan geliyor Linspor Yasin'le. Yasin. Yerden pas düşüncesi, adrese ulaşmayan bir pas oldu. Top en son Linspor'da kaldı. Yasin. Abdülaziz'in olduğu noktaya. Abdülaziz. Kafayla indirdi. Hiçbir arkadaşı yok orada. Üçüncü bölgede bu dakikalarda çoğalamıyor Linspor takımı. Muhammed. Yasin kafayla karşıladı. Alper Enes bıraktı. Yasin. Alper Enes. Top dışarıda diyor hakem. Taç atışı Alaçatı'nın. Hadi.
Taç atışı kullanıldı. Onur. Çekti top Onur. Yerden pası. Muhammed. Yine Onur. Müdahalesini yaptı. Top şimdi Hüseyin'in ayağında kaldı. Hüseyin. Furkan'ın koşu yoluna bir top. Furkan uzağına düştü. Taç Alaçatı'nın. ...82. dakikanın içerisindeyiz. Esasında yine şampiyonluk adaylarından Tren'in bu dakika itibariyle puan kaybettiği, beraberlikle devam eden bir müsabakası vardı. Ama burada Alaçatı 15 Eylül Stadyumunda da beraberlik var bu dakika itibariyle. Bakalım son 10 dakika nelere sahne olacak burada, hep birlikte izleyeceğiz. Uzun gönderildi. Bak Kutoson kafayla indirildi. Avantaja bıraktı. Sezer kaleciyle karşı karşıya vurdu ve 2-1 üstün duruma geçti Alaçatı. Hızlı bir Alaçatı atağı. Hakkı Tosun kafayla indirdi. Hakem avantaja bıraktı. Sezer kaleci Kerem'in yanından topu ağlara gönderdi. Alaçatı ilk yarı 1-0 mağlup duruma düştüğü karşılaşmada geriden gelerek ikinci yarı 2-1 üstün duruma geçiyor ve geri dönüşü gerçekleştiriyor Alaçatı. Alaçatı 15 Eylül Stadyumunda. Alaçatı 2, TKİ Tavşanlı İnspor 1. İlk yarı Emrah'tan golüyle 1-0 üstün duruma geçen İnspor. İkinci yarı başında önce kaleci Ramazan, sonra Emrah'tan sakatlanmasıyla zorunlu değişiklikler yapmak durumunda kaldı. Ve sonrasında 76'da Berkan Kahveci, 82'de Sezer'in golüyle Alaçatı 2-1 üstün duruma geçti. Yasin. Yerden pası. Tahir kaptı. Tahir. Yerden pası. Hakkı Tosun. Hakkı Alaz geldi oraya. Hakkı'yı rahatsız etti. Bakıyorum taç atışı İnspor'u. Sercan'ın tedavisi için oyun durmuş durumda. Grupta oynanan müsabakalarda Bayındır Spor 3, Yıldız Spor 45, 0, Emirdağ 0, Manisa 1965, 3, Kütahya Özel İdare 0, Asarlık Gençlik 1, Tavşanlı Tepecik 0, Bilecik Spor 2, Yunus Emre Belediye 0, Tire 2021, 0 şeklinde sonuçlar devam ediyor. Artık müsabakalarda son dakikalar oynanıyor değerli izleyenler. Bakalım son dakikalarda İnspor beraberliği yakalayabilecek mi, yoksa ev sahibi Alaçatı'nın galibiyetiyle mi tamamlanacak bu müsabaka, hep birlikte izleyeceğiz. Yasin uzun gönderdi. Abdülaziz indirdi. Şimdi Furkan'ın olduğu noktaya. Berkan var, Furkan var. Kaleci Sercan çıktı da aldı topu. Kendini de yere bıraktı kaleci Sercan. Hani puan durumuna baktığımda müsabakalar böyle sonuçlanırsa haftanın kazananı Çeşme Belediye ve puan kaybetmesine rağmen T
Tire'de yine liderlik koltuğundaki yerini korumuş oluyor değerli izleyenler. Tire 29 puanla lider, Manisa 1965 28 puanla ikinci sırada. Çeşme Belediye 24 puanla üçüncü sırada. Bolivarin Termal 23. TK'yı Tavşan Linspor 21 puanla beşinci sırada yer alıyor değerli izleyenler. Ve sırasıyla 20'şer puanla İzmirspor ve Tepecikspor, Linspor takip eden takımlar. Hüseyin Çıray bıraktı pasını. Ahmet Kan. Serhat. Furkan. Hüseyin'in olduğu noktaya. Ahmet Kan. İçeriye baktı Ahmet. Şimdi Abdülaziz. Kafayla indirme düşüncesi başarılı değil. Muhammed. Kaleci Kerem. Rüzgar da var değerli izleyenler. Uzaklaştırılan toplar rüzgarın etkisiyle geri dönebiliyor. Alas. Furkan. Hatalı bir pas. Hakkın ayağında kaldı top. Hakkı. Yerden bıraktı. Onur. Onur çekti topu. Onur defansın arkasına. Erdi'ye çok güzel bir pas. Erdi kaleciyi geçti. Topu kontrol edemedi ve topu avuta çıktı. Ev sahibi Alacatı'nın 3. gole yaklaştığı bir anı izledik az önce. Onur'un pasında Erdi kaleci Kerem'le karşı karşıya kalmıştı. Şimdi yüksek bir top. İsmail karşıladı. Ahmet Kaan. Fatih geçti rakibini. Fatih Alaz var yanında. Top hala Fatih'te. Alaz'ı da geçmeyi başardı. Fatih ceza sahasının içerisine girmek istiyor. Son müdahale Alaz'dan geldi. Tahir, Onur, Tahir, yüksek top, kaleci Kerem, çıktı aldı, eliyle hemen başlattı oyunu. Arasan, Arasan, rakibini geçti, ikinciyi de geçti, Arasan çekildi, bir sarı kart gelecek şimdi Kerem'e, teknik bir faulde bulundu orada. Arasan aldı, iki rakibini geçti, gidiyordu ama gitmesine müsaade etmedi. Faulle durdurdu Kerem. Kaleye uzak bir mesafe. Cepheden gelen bir yer. Yaklaşık 35 metre. Topun başına Umut Kadir geçti. Bir oyuncu hariç. Linsporlu tüm oyuncular ceza sahasının içerisinde. Umut Kadir içeriye gönderdi. Serhat Maden başarılı bir vuruş gelmedi oradan. Kaleci Sercan. Hani galibiyetin de vermiş olduğu avantajla. Şimdi düdük çaldı. Yerde yatan kaptan İsmail var Alaçatı takımında. Lider Tire'nin puan kaybettiği bir haftada Linspor çok önemli bir avantaj elde edebilirdi. Ama bu fırsatı tepti Linspor. Ve Alaçatı da geriden gelerek bir geri dönüş gerçekleştirdi. İlk yarıyı 1-0 mağlup kapattığı karşılaşmada artık 90. dakika itibariyle 2-1 üstün durumda ve galibiyete yakın olan taraf ev sahibi Alaçatı.
Hemen şunu da ifade edeyim. İkinci yarının başında kaleci Ramazan sakatlandı. Zorunlu bir değişikliğe gidildi. Ve sonrasında Emrah Dağ sakatlandı. Adelesi çekti Emrah Dağ'ın. Ve oyunun kenarına gelmek durumunda kaldı. Her iki oyuncusu sebebiyle zorunlu değişiklikler yaptı Linspor. Kaleci Kerem. Bir hata geldi Kerem'den. Hatasını telafi etti şimdi. Serhat. Kendini siper etti. Topa müdahale etti. Kerem. Dakikalık bir ilave süre var. Oynanacak bir 7 dakika daha var. Alaçatı 15 Eylül Stadyumunda. Bakalım bu uzatma dakikalarında sonuç değişecek mi değerli izleyenler? Hüseyin Çıray. Yerde kaldı Hüseyin, kalk dedi hakem. İsmail, Hüseyin girdi araya, devam dedi. Etkili olur mu Linspor ata? Yerden bir pas etkili değil Arasan'dan. Muhammed, şimdi taca gönderdi topu. Baskı kurdu, uzatma dakikalarında Linspor rakip yarı alanda. Umut Kadir. Ahmet Kaan. Yükseldi top, şimdi yere indi Umut Kadir. Umut, Tahçineli İnspor'un. Uzun gönderilen taç atışı, kafayla karşıladı Alaçatı defansı. Tüm haklarıyla rakip yarı alanda İnspor. Alper Enes, Onur. Sezer, Hakkı Tosun. Hakkı şandalleme bir vuruşla topa aldı. Geçen sene Linspor formasını giyen iki oyuncudan geldi galibiyet golleri. Önce Berkan Kahveci ile 2-1'lik üstünlüğü yakalamıştı ev sahibi Alaçatı ve sonrasında Hakkı Tosun takım adına farkı ikiye çıkaran gole attı. Sezer'in pasında kaleci Kerem öndeydi. Kerem'in üstünden aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu Hakkı Tosun. Ve Alaçatı 15 Eylül Stadyumunda Tosun Paşa müziği çalıyor değerli izleyenler. İlk yarı 1-0. Geriye düştüğü müsabakada ev sahibi Alaçatı ikinci yarı 3 gol birden atarak 3-1'lik üstünlüğü ele geçirdi. Ve son dakikalara da artık bu 3-1'in rahatlığıyla giriyor Alaçatı. Artık bir futbol mucizesi olmazsa Alaçatı Linspor karşısında bu müsabakayı galip tamamladı diyebiliriz. Hani bugün sahada iki farklı müsabaka izledik. İlk yarı farklı bir Linspor, ikinci yarı farklı bir Linspor. İlk yarı golü daha çok isteyen, arzulayan, topa sahip olan konuk TK'yı tavşan Linspor'du. İkinci yarı ise bunun tam tersini izledik. Tabii Nevzat Hoca'nın planlarını aksatan sakatlıklardan kaynaklı değişiklikler de oldu. Önce kaleci Ramazan sakatlandı. Kerem oyuna dahil oldu. Ve sonrasında adalesi çeken Emrah Dağ'ın yerine Alper Enes dahil oldu değerli izleyenler.
Evet, Tire'de Yunus Emre deplasmanında puan kaybetti. 2 puan bıraktı. Manisa'da Yunus Emre Belediye 0, Tire 0. Bu sonuca rağmen liderliğini devam ettirdi. Tire 2021 29 puanla grubundaki liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı Tire takımı. Umut Kadir içeriye gönderdi. Şimdi Yasin uzaktan vurdu. Ondan önce bir faul düdüğü var. Endirekt serbest vuruş kullanacak Alaçatı. Bizleri Kah Tavşanlı'da izleyen, Kah Tavşanlı dışında, şehir dışında izleyen, İzmir'de izleyen ve bunun yanında Oğuzhan Güleç gibi birçok kardeşimize, sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Neyinspor bu deplasmanda umduğunu bulamadı. İlk yarı öne geçse de ikinci yarı bu üstünlüğünü koruyamadı. Ve Alaçatı 76, 82 ve 90 artı 4. dakikada kazanmış olduğu gollerle iç birlik üstünlüğü ele geçirdi müsabakanın son anlarında. Kaleci Sercan uzun gönderdi. Alper Enes karşıladı kafayla. Taç atışı Alaçatı'nın. Artık son anlar. Tavşanlı'da, Dağda Stadyumu'nda. Tavşanlı Tepecik Spor 1, Bilecik Spor 2. O müsabakada da son düdük çaldı. Hüseyin, Arasan. Bir oyuncu yerde kaldı. Umarız önemli bir durumu yoktur. Muhammed yerde kaldı orada. Furkan'a doğru bir pas. Furkan, Tahir'i geçme düşüncesi. Şimdi Berkan geldi oraya. Berkan, kayarak müdahalesi. Hakkı, Erdi. Erdi de yine günün başarılı isimlerinden. Erdi'den Hakkı'ya offside bayrağı havada. Biraz geç kaldın diyor pas atmakta. Hakkı Tosun, Erdi'ye. Şu an itibariyle şekillenen puan durumunu sizlere aktarmak istiyorum değerli izleyenler. Sonuçlarla birlikte evet, Alaçatı 15 Eylül Stadyumunda son düdük çaldı. Alaçatı 3, TKİ Tavşanlı İspor 1 değerli izleyenler. 15 Eylül Stadyumunda perdeyi açan golü 15. dakikada Emrah Dağ attı. Ve ilk yarıyı TKİ Tavşanlı İspor 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda son 15 dakikaya yine üstün giren taraf konuk TKİ Tavşanlı İspor'du. 76'da Berkan Kahvecioğlu beraberlik golünü attı. Ve 6 dakika sonra 82'de bu sefer sahneye çıkan Sezer oldu. Ve Alaçatı galip duruma geçti müsabakada. 90 artı 3'te de Neyinspor beraberlik golünü ararken hızlı bir Alaçatı atağında Sezer'in asisti Hakkı Tosun'un aşırtma vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ve ev sahibi Alaçatı farkı 2'ye çıkaran golü attı. Ve müsabakada bu sonuçla 3-1 tamamlandı değerli izleyenler. Bu müsabakadaki canlı yayın sponsorumuz Tavşanlı MHP Belediye Başkan Adayı Ali Ataş'a teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Dünden bugüne, yarınlara dair var bir hayalimiz diyor Tavşanlı MHP Belediye Başkan Adayı Ali Ataş. Ve yine bir diğer sponsorumuz Tunç Bilek MHP Belediye Başkan Adayı Başkanı Mustafa Düzgün'e şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz değerli izleyenler. Bu canlı yayında ben Semih Sevinç anlatımımla sizlerle oldum. Yine aynı şekilde kameraman arkadaşlarım Mehmet Çukur ve Recep Korkut sizlere bu maçın canlı yayının aktarımında katkıda bulundular.
keşke istediğimiz, arzuladığımız 3 puanı hanemize yazdırabilseydik. Sizlere takımımızın galibiyetini, güzel sonucunu aktarabilseydik. Ama olmadı değerli izleyenler. Öne geçtiğimiz müsabakada ikinci yarı hem oyunsal olarak hem de oyunun akışında sakatlıklarla müsabaka umduğumuz gibi gitmedi. Ve son 15 dakikada kalemizde gördüğümüz 3 golle de müsabakayı 3-1 mağlup tamamladı TKİ Tavşanlı İspor. Bir dahaki canlı yayınlarda ve yeni heyecanlarda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, umutla kalın.